Evet, herkese merhaba. Bugün Ateri'nin yeni oyun konsolu VCS duyuruldu. Fiyatları ve özelliklerini barındıran böyle ufak bir video hazırlamak istedim size. Böyle sizi sıkmadan 2-3 dakikalık kısa bir video olacak. İşte karşınızda Ateri VCS. Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Fiyatı 390 dolar olacak. Biliyorsunuz PlayStation 5'in Digital Edition'ını daha önceki videoda tanıtırken size Xbox Series X ile birlikte 400 dolar olacağını söylemiştik. Ve bu da görünen o ki PlayStation 5'ten birazcık daha ucuz olacak. Böyle bir 10 dolar 20 dolar daha ucuz olacak. Bakalım talebi arttırabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi 2020 yılının Kasım ayı konsol piyasası için oldukça hareketli geçecek demiştik. Önce Sony'nin tanıttığı konsol PlayStation 5 piyasaya sürülecek. Ardından Atari'den gelen habere göre de Atari kendi konsolunu öne sürecek diyebiliriz. Xbox Series X zaten geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülmüştü. Hatta e, dün de PlayStation 5 e, erken siparişte piyasaya sürüldü. Şimdi Atari VCS'nin özelliklerine gelecek olursak e, Ryzen GPU kullanıyor ve Ryzen GPU kullanıyor. Yani bu şu demek oluyor. E, Ryzen tarafında bütün konsolların kullandığı gibi artık Ryzen tarafına yönelip işlemcinin yanında bir de ekran kartını da Ryzen kısmından tercih etmiş oluyor. RAM miktarı ise 8 GB, öbür konsollardan bir nebze daha az. Ama firmanın iddiasına göre bu konsol 4K HDR çözünürlükte bir oyunu destekleyebilecek. Birazcık nostaljik bir görüntüsü var biliyorum ama ben böyle görüntüleri açıkçası severim. Onun harici işte klasik oyun kolu, Xbox andıran bir oyun kolu ve o alıştığımız klasik e, joystick var. Atari'nin joystick var. Onun haricinde 100'den fazla oyun bulunacak deniyor. Dizaynı her tarafa havalanması için çok e, delikli bir dizayn şekli var. İşte görüyorsunuz böyle klasik olması için ağaçtan yapılan hani böyle ağaç görünümü verilen kenarları var. Onlarca e, onun harici bahsetmek istediğim başka bir şey Aterinin modern kontrolleri de kullanıcılara sunuluyor ve en çok ilgi çeken özelliği ise Windows gibi bir işletim sistemi kullanılarak konsolun bilgisayar olarak kullanılmasına izin verilecek olması. Yani e, bu bunu sadece bir konsol olarak değil bilgisayar olarak da kullanabileceksiniz. Bu olay güzel. 2017 yılında AtariBox kodu ile ortaya çıkmıştı ama Biliyorsunuz biz artık 2020 yılında göreceğiz bunu. Konsolun ilk çıkışı da zaten biliyorsunuz efsanevi Atari 1977 yılına kadar gidiyordu. Yani yenilenen konsol çeşitlilik yani konsolların böyle yenilenen çeşitliğine dahil olmuş. İçinde USB, HDMI ve Wi-Fi, Bluetooth gibi özelliklerin yer aldığı bir konsol. Bilmiyorum çıktıkça daha fazla detay ve bilgi hissedilirim. Umarım videodan sıkılmamışsınızdır. Böyle kısa video yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın.